Kandil simitlerimiz. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Tekrardan kandiliniz mübarek olsun. Gayet ağızda dağılan güzel bir simitimiz oldu. Yapanlara, yiyenlere şifa olsun. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar, bugün kandil simidi yapıyoruz. Hayırlı kandiller herkese. Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun. Arkadaşlar, susamımızı şöyle bir tavaya koyarak kavurduk. Kavrulmamış susamdı. Diğer tarafta 100 gram tereyağı, 100 gram tereyağı var. Bir tane tüm yumurtamız var. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı mahlebimiz var. İki yemek kaşığı toz şekerimiz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir paket kabartma tozumuz var. Yarım çay bardağı kadar suyumuz var. Güzelce bir karıştıralım bu malzememizi. Unumuzu ekleyelim. Unumuz elenmiş olsun arkadaşlar. Ölçülü unumuzu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edelim. Un ölçüsünü yazacağım. Çünkü arkadaşlar, yumurtanın ve un kalitesi, yumurtanın büyüklüğü, un kalitesi her zaman fark eder. Onun için unumuzu ölçülü ekleyelim. Arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. Şöyle yumuşak güzel bir hamur yaptık. Ben biraz fazla yaptım. Komşulara da ikram edeyim. Bir 10 dakika kadar hamurumuzu dinlendirelim. Arkadaşlar, videolarımı sevdiklerinize, sosyal medyaya paylaşım yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Yandaki bildirim zilini de açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Bir 10 dakika dinlendirelim hamurumuzu. Şöyle cevizden büyük biraz parçalar koparıyoruz arkadaşlar. Ebatı size kalmış. Şu ebatlarda simitlerimizi yapıyoruz. Şöyle güzelce yuvarlayalım. Şöyle iki ucunu birleştirerek tekrar şöyle kapatalım. Simitlerimizi bu şekilde yapalım arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Elimizde bir silindir şekli verelim. Arkadaşlar, bu tarifle yaparsanız tarifim dışarıdan aldığınız kandil simitlerinin aynısı. Evet arkadaşlar, susama batıracağız arkadaşlar. Şöyle susama bulayalım simitlerimizi. Tepsimize yerleştirelim. Bu şekilde devam edelim. Simitlerimizi böyle devam edelim. Arkadaşlar, yaptığımız simitlerden
hamurumuzdan 25 tane simit çıktı. Ebatları da orta büyüklükte. Bunları susamlı yaptık. Diğerlerini de bir yumurtamızın akına, pardon, sarısına, yumurtamızın sarısına bir çay kaşığı kadar pekmez ekleyerek karıştıralım. Şöyle simitlerimizi sürelim daha güzel kızarması için. Şöyle arkadaşlar, çörek otunu şöyle elimizi böyle devam edelim. Arkadaşlar yaptığımız ölçüde 25 tane simit çıktı. Yarısını susamlı yaptık. Yarısını da yumurta sarısı sürerek çörek otu ekliyoruz. Süper simitlerimiz oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Vazgeçemeyeceksiniz. Ağızda dağılan yediğiniz kandil simitlerinin aynısı. Arkadaşlar yaptığımız simitlerden, hamurumuzdan 25 tane simit çıktı. Ebatları da orta büyüklükte. Bunları susamlı yaptık. Diğerlerini de bir yumurtamızın akına, pardon, sarısına